var. Tabii bunun meyvesi işte Türkiye şampiyonluğu, korkunç bir seyirci potansiyeli olması, annelerin çocuklarını ellerinden tutarak aman anne olursunuz altyapıda çocuğum da spor yapsın, oynasın, işte Aylin ablasına özensin, ne bileyim Dilek ablasına özensin denmeye başladı. Birinci Bayanlar Basketbol Ligi'ne yükseldiği ilk andan itibaren yapısı, sistemi ve hedefleriyle diğer takımlardan farkını ortaya koyan Botaş Spor, Türkiye basketbolunda özel bir yer edinmeyi başarmıştır. Sadece sportif başarı kazanmak yerine, öncelikle Türk gençliği ve ülke sporuna hizmet etmeyi amaçlayan Botaş Spor, sonraki dönemlerde de birçok sporcu yetiştirecek ve başarılarını sürdürecektir. Altyapılara yaptıkları yatırımlar, altyapıda elde ettikleri başarılar gençlerde, yıldızlarda, küçüklerde, ayrıca büyük takımlarıyla basketbol liginde elde ettikleri şampiyonluklar, oynadıkları finaller, Türkiye Kupası'nda kazandıkları şampiyonluklar ve aynı zamanda bayanlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak gerçekten çok büyük bir marka oldu bayan basketbolunda Botaş. Diğer takımlara nazaran çok çalışıyoruz. Tesisin bize verdiği imkanlar, Botaş'ın bize verdiği imkanlar çok iyi. Çok çalışarak belki diğer takımlar gibi yüksek bütçeli transferler yapmıyoruz ama o aradaki farkı antrenman fazlamızla, çocukların bireysel çalışmalarındaki fazlalıklarıyla kapatıyoruz. Biz aşağıdaki sporcularımızı mümkün olduğu kadar yukarı getirmek için, A takımını beslemek için erken dönemde A takımıyla idmanları almaya başlıyoruz. Ve içlerinden yetenekli olanları, bu gücü, bu formanın ağırlığını kaldırabilecek olanları da A takımına monte ediyoruz. Altyapıdan oyuncu yetiştirip gerçekten altyapısıyla A takımında oynayan Türkiye'de herhalde tek kulübüz diye düşünüyorum. Botaş Spor'da oynamak benim için bir gurur kaynağı. Çünkü bu altyapıdan yetişip de A takımında oynama çabasını gösteren bir oyuncuyum. Ve şu anda takım kaptanı oldum. Benim için çok büyük bir gurur ve takımımdaki sorumluluk, takım bana duyduğu güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Türkiye bayan basketbolunda konuşulan söylemlerden en önemlisi Botaş Spor'un bayan basketbolunda bir lokomotif oluşudur. Her sene düzenli olarak milli takımlara sporcular verir, oyuncular verir. Çok iyi oyuncular yetiştirir. Aralıksız olarak 20 yıldan bu yana Türkiye 1. Bayanlar Basketbol Ligi'nde yer alma başarısı gösteren ender takımlardan biri olarak istikrarlı bir grafik çizen Botaş Spor'u zirveye götüren etkenlerin başında geçici başarılar yerine uzun vadede kalıcı kazanımların hedeflenmesi ve bunun için öncelikle kulüp yönetiminin kurumsal bir yapıya kavuşturulması gelmektedir. Botaş'ın verdiği desteklerle yönetimsel anlamda kendi ilke ve prensiplerini oluşturan Botaş Spor, sağlıklı büyümesini sürdürerek altyapıya büyük önem vermekte, sporu ilköğretim okulları düzeyinde yaygınlaştırmaya yönelik birçok projeyi hayata geçirmektedir. Adana gençliğine ve spor yaşamına yaptığı önemli katkılar sayesinde şehir halkıyla bütünleşme fırsatı bulan Botaş Spor, basketbolun gelişmesi ve gençlerin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan korunması çalışmaları nedeniyle tüm bölge halkının sempatisini kazanmıştır. Bizim için bir umut oluyor Botaş Spor. Çocuklarımızın kahve köşelerinden, mahallelerden, sokaklardan kurtulması, basketbol için Botaş Spor'un okullarına koşması bizlere büyük heyecan yaratıyor. Ben aynı heyecanı diğer kulüplerin de yaratmasını istiyorum. Gerçekleştirdiği ilklerle ekol haline gelen Botaş Spor, organize ettiği Botaş Cup turnuvalarıyla da Türk bayan basketboluna hizmet etmeyi sürdürmektedir. Botaş Spor tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve TSİ'de Adana Şubesi İşbirliği ile bayan basketbol takımlarının yeni sezona daha iyi hazırlanabilmeleri ve seyirciyle buluşabilmelerinin sağlanması amacıyla 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen Botaş Cup turnuvalarına bölge halkı tarafından büyük ilgi gösterilmektedir. Turnuva kapsamında protokol mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirilen gösteri maçı ise Çukurova'da basketbolun gördüğü büyük ilgiyi simgelemektedir. Şehirlerdeki yaşamın ve barışın, yani bununla sağlanabileceğini, sporun dostluk ve barış olduğunu insanlar göstermek amacındayız.
Biz bu amaçla da BOTAŞ Cup'ı BOTAŞ'la beraber organize ettik ve BOTAŞ Cup'ın turnuvalarında da Adana'mızın ileri gelenlerini sahaya çıkarttık ve sporun bir dostluk, barış olduğunu bunu tüm Adana'ya değil Türkiye'ye gösterdik. İlkelerinden asla ödün vermeyen modern yönetim anlayışı ve disiplini ön planda tutan yapısıyla birçok sporcu, çalıştırıcı ve yönetici yetiştiren BOTAŞ Spor, bu değerlerini adeta tüm ülkeye yaymış ve Türk sporuna önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. Hiçbir zaman çalışan insanlar bu çalışmalarında menfaat gütmemiştir. Bir beklenti içerisinde olmamıştır. Tamamen Türk sporuna hizmet amaçlı yapmıştır. Bugün bayan basketbol takımına baktığınız zaman, yani Türkiye liglerindeki bayan basketbol takımlarına baktığınız zaman mutlaka ve mutlaka her takımda ya bir oyuncu vardır ya da bir antrenör vardır. Bunlardan da tabii söz ettiğimiz zaman gerçekten iftihar ediyorum. Altyapı kulübü olma özelliğini kuruluşundan bu yana muhafaza eden BOTAŞ Spor, küçük yaştaki yeteneklerin tespit edilerek modern basketbol anlayışına göre yetiştirildikten sonra Türk sporuna kazandırılması esasına dayanan sistemini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bir başka kulüp yoktur ki sporcularına bu kadar büyük imkanlar sağlasın, bu kadar büyük yatırımlar yapsın. Daha küçük yaşlardan oyuncuları böyle bir tesiste kampı alarak, her türlü ihtiyacını gidererekten sporcusuna yatırım yapıyor. Çok büyük araştırmalar sonucunda yeni yetenekler keşfediliyor. Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi işbirliği ile birçok okulda altyapı çalışmalarını sürdüren BOTAŞ Spor'un bu anlamlı çabaları meyvelerini vermeye başlamış ve Mimar Kemal İlköğretim Okulu ilkokullar, Agiat İlköğretim Okulu ise ortaokullarda 2008-2009 sezonunda Türkiye şampiyonluğunu kazanmışlardır. 14 tane okulda altyapı çalışmalarına devam ediliyor. Bugün BOTAŞ'ın elinde 1000'in üzerinde genç kızımız var. 1000'in üzerindeki gencin zararlı alışkanlıklardan alıkoyaraktan hem öğrenimleri tamamlamasına hem de BOTAŞ'ın altyapısını yaparak Türk basketboluna, BOTAŞ'a kazandırmasına vesile olmuşlardır. Benim kızım okulda ilk 5'te derece olarak yani. Geçen sene de okul birincisiydi. Bu hiçbir şekilde sporu derslerini en küçücük bir şekilde etkilemiyor. Zaten BOTAŞ da buna müsaade etmez asla. Çocuklarımıza çok değer veriyorlar, oyuncularımıza. Çünkü bizden fazla kulüple, hocalarıyla beraberler çocuklar. Gereken ilgiyi fazlasıyla gösteriyorlar. Gerçekten bir aileyiz. Hocalarla, koçlarla, yönetimle hiçbir sorunumuz, hiçbir problemimiz olmamıştır şimdiye kadar. Ve ben 8 yıldır o taşın içindeyim. İki çocuğumla birlikte. Sadece okul takımı değil, talep olması durumunda o çalıştığımız pilot okulların tamamında antrenör vermek şartıyla orada hafta sonları, cumartesi, pazar günleri basketbol eğitim veriyoruz, basketbolla tanıştırıyoruz. Yetenekli olan çocuklar da bu vesileyle BOTAŞ Spor Kulübü'ne taşımış oluyoruz. Kuruluş amacı olan BOTAŞ personeli eşleriyle çocuklarının sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri hedefine uygun olarak sistemli çalışmalarını sürdüren BOTAŞ Spor, yaz dönemlerinde basketbol, futbol, yüzme, step, tenis ve masa tenisi olmak üzere farklı branşlardaki eğitimleri BOTAŞ Bölge Müdürlüğü tesislerinde vermektedir. Çocukların sağlıklı büyümeleri, küçük yaşta spor yapmaya başlamaları, enerjilerini sportif faaliyetlere yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlayan yaz dönemi kursları her geçen yıl artan katılım oranı ile gerçekleştirilmekte ve bu sayede söz konusu çocukların tamamının spor eğitimi almaları sağlanmaktadır. Sportif başarıdan önce sağlıklı, inançlı, eğitimli insanlar ulaşmak istediğimiz hedef kitleydi bizim. Biz bunları ne kadar erken yaşta elimizde geçirir ve eğitmeye başlarsak da o kadar çok başarılı olabileceğimize inanıyorduk. İlle hepsinin basketbolcu olması da önemli değildi. Yani bunlar basketbolcu olamıyorlarsa iyi birer insan olmaları, birey olabilmeleri, iyi birer öğrenci, öğretmen, iyi birer mühendis olmaları bile bizim için çok çok önemliydi.
Türk gençlerinin sportif faaliyetlere yönlendirilmesini sosyal sorumluluk anlayışının gereği olarak değerlendiren BOTAŞ Spor, Adana ve çevresindeki 2000 civarındaki çocuk ve gencimize sürekli olarak modern koşullarda spor yapma olanağı sunmanın gururunu yaşamaktadır. BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile bağlantılıyız. BOTAŞ Genel Müdürlüğü personelinden oluşuyor üyelerimiz. Tabii bunun verdiği toplumsal bir sorumluluk var. Biz öncelikle toplumsal sorumluluk açısından yola çıkıyoruz. Düşüncelerimiz burada şekilleniyor. Sporu da toplumsal sorumluluğun bir gereğini yerine getirmek için yapmış oluyoruz. Onun için zaten altyapıya bu kadar önem veriyoruz. Biz bir robot yetiştirmiyoruz. Biz gerçekten ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti'nde olup da özellikle bayanların bir yerlere gelmesinde tek düzine değil de eğitim ve sporun da bir arada yapılacağını göstererek onları ilkokuldan alıp üniversiteye mezun edene kadar kontrolümüzden çıkartmıyoruz. Bünyesinde yer alan sporculara sadece sportif eğitim vermekle yetinmeyen BOTAŞ Spor, gençlerin kültürel ve sosyal alanlarda da en donanımlı şekilde yetişmelerini temin etmek amacıyla her yaş grubundaki takımlarını tiyatro gösterileri, sinema ve konserlere götürmekte, ayrıca Çocuk Esirgeme Kurumu ve Huzurevi ziyaretleri, panel ve toplantılara katılım gibi toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı etkinlikler gerçekleştirmektedir. BOTAŞ Spor, sporun yanında çocukların eğitimi için de önemli bir çaba harcıyor. Çünkü altyapılarında eğitim gören sporcular burslu olarak ilköğretim ve lise dönemlerini burslu olarak kolejlerde okuyorlar. Bu da o çocukların daha iyi eğitim almalarını, hayata daha iyi başlamalarını sağlıyor. Sportif faaliyetlerin gençleri çok yönlü olarak hayata hazırlayarak çağdaş eğitim sisteminin önemli bir unsurunu oluşturduğunun bilincinde olan BOTAŞ Spor, sporcularının eğitimde de en iyi dereceleri almalarını teşvik etmekte ve ihtiyaç sahibi bazı sporcularına öğrenim bursu vermektedir. BOTAŞ Spor'un kulüp merkezi olan Adana'da yakalanan başarıların başta Ankara olmak üzere ülke çapındaki diğer BOTAŞ müdürlüklerinde de tekrarlanabilmesi için harekete geçen BOTAŞ, Ankara Bölge Müdürlüğü personel ve ailelerinin spor yapabilmelerine olanak sağlayacak fitness salonu, cross alanı ve basketbol salonunu oluşturmuştur. Ankara tesislerinde BOTAŞ personeli çocuklarından oluşan büyük bir grup çalışmalarını hızla sürdürmekte ve burada da önemli başarılara imza atılması hedeflenmektedir. BOTAŞ Spor'un Kahramanmaraş Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü'nde Atasporumuz Güreş'in canlandırılmasına yönelik olarak başlattığı projenin fizibilite çalışmaları da devam etmektedir. BOTAŞ Spor Sistemi, sporcularının fiziksel özelliklerini geliştirmenin yanı sıra onları liderlik, hoşgörü, arkadaşlık, başarıyı takdir etme gibi nitelikler kazandırmaya, başkalarına ve kurallara saygı duymaya, ölçülü ve planlı çalışmaya, sorumluluk alabilmeye, birlikte iş yapma ve başarma özelliklerini geliştirmeye, yapıcı, üretken olmaya ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya teşvik eder. BOTAŞ Spor'un sporcularla aileleri başta olmak üzere tüm sporseverler ve halkımız tarafından bu denli sevilip sahiplenilmesinin sırrı bunda gizlidir. Adana'dan çıkan, kendi altyapısından yetişen oyuncularla böyle bir başarıya ulaşan kulüp, Türk basketbolu için bir gurur abidesidir. Ben de bunu başaranları her zaman desteklemeye çalıştım Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olarak. Bugün Türk Bayan Basketbolu Avrupa Kupalarında, Avrupa'da milli takımlar düzeyinde başarını elde ediyorsa bunda BOTAŞ Spor Kulübü'nün bu 25 yıldır yürüttüğü çalışmaların çok çok büyük bir katkısı var. Yani BOTAŞ yalnız Adana'ya değil, Türkiye genelinde bayan basketbolundan çok büyük katkılar sağlamış bir kulübümüz. Yani bunu inkar etmek mümkün değil. Yani BOTAŞ'ın katkısı bana göre bu aşamada bayan basketbolunun sevilmesine ve ilgi duymasına büyük rol oynamıştır. Yani bu BOTAŞ bana göre geleceğin efsane takımı. Yani. O şeyi yakalayacak. Onun için BOTAŞ'ı yani müstesna inci gibi görmek lazım. Yani ona çok çok iyi bakmamız lazım.
BOTAŞ Spor kuruluşundan bu yana devam ettirdiği amatör ruhla profesyonel yapılanması, başarısını kanıtlamış altyapı sistemi, ülkemiz sporuna kazandırdığı ilkleri ve başarılarıyla çeyrek asrı geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor. Çeşitli kademelerde elde ettiği derecelerle adını uluslararası platformda duyurmayı başaran BOTAŞ Spor, bu başarılarını BOTAŞ çalışanları ve tüm halkımızla paylaşmaktan onur duyuyor. Kuruluş nedeni Türkiye'nin yüksek çıkarlarını korumak olan BOTAŞ'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi konumundaki BOTAŞ Spor, kurum çalışanları, taraftarları ve halkımızın sevgisine layık olabilmek amacıyla Türk sporuna hizmet etmeyi sürdürecek.